Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayır ile tamamla. Amin. Evet kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bakara suresinin 103. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Hemen başlayalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev ennehum. Nunun üzerine şedde gelince mislin maalihu ne olur? Bir elif miktarı tutulur. Ennehum. Amenü. Elif üzerine çekerler. Bir elif çekiyoruz. Amenü. Nun harfini çeken vav var. Elif'i çeken elif var. Âmenû vettegav vettegav. Şedde olduğu için burada elif okunmamış. Zaten harekesi de yok. Vettegav lemefübetün. Burada kıvırık olan mim harfi. Üstünü var me. Lemefü peltekse lemefübetümmin tümmin. İki ötreden sonra mim harfi gelince idgam malumu ne olur? Biliyorsunuz nun sakinden sonra veya tenvinden sonra tenvin neydi? İki üstün, iki esre, iki ötreyi biz tenvin diyoruz. İşte iki ötreden sonra mim harfi gelince idgam malumu ne yapılır? Nasıl okunur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Okuyalım. Lemefübetüm min tümmin. Sanki burada şedde varmış gibi okunur. Lemefübetüm min indillahi. Min'i. Nun sakinden sonra ayin gelirse ızhar olur, tutmaz. İhvadı tutuyor, ızhardı tutmuyor. Pekala, ızhar harfleri nelerdir? Hemen onları görelim. Tenmin veya nun sakinden sonra ızhar harfleri gelirse tutulmaz dedik. Nedir bunlar? Elif, ha, hı. Bakınız ezberlemesi kolay. Ha, hı komşu harfler. Ayn, gayn komşu, kardeş komşu harfler. He var. Elif ve he var burada biraz farklı olan. Bunlar da tutulmaz. Bunları bildikten sonra diğerlerinde tutulacak. O zaman biz bu altı harfi bilelim ve tutmayalım, diğerlerini tutalım. Mesela ıhva harfleri 15 tane. T, F, Cim, Dal, Zel, Z, Sin, Şın, Sat, Dat, T, Z, F, Gaf, Kef. Biz bu altı harfi kavramaya çalışalım inşallah. Burada min, nun sakinden sonra ızhar harfi ayın gelmiş. Tutmayacağız. Min indi, min i, min indillahi. Min i, hemen geçiyoruz bakınız. Min demiyoruz. Niçin? Ayından dolayı. Min i dillahi. Burada nunu tuttuk çünkü nun sakinden sonra dal gelince ıhva olur. Altı harften birisi gelmemiş. Dal gelmiş. O zaman tutacağız demektir. İ dillahi. Dillahi diye Allah lafzını ince okuduk. Niçin? Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur. Dalın esresi var. Di, dillahi. Allah lafzından önce üstün ve ötüre gelirse kan okunur. Min indillahi. Hi zamirini çekmiyoruz. Çünkü kendinden önce çeken bir harf var. Okunmayan bir harf var. Hayrun. Ha. Hayrun. Ha. A okuyacağız. Hay Run. Tığ durağında duralım. Hayır.
hayır diye durduk. Biz buna meddilin diyoruz. Meddilin şöyle olur. Meddilinin iki tane harfi vardır. Ye ve vav. Ye sakin olacak. Sakin. Y'den önceki harfin harekesi üstün olacak. Üstün. Ve Y'den sonraki harfin üzerinde duracağız. R harfin üzerinde duracağız. İki tane sakin bir araya gelecek. O zaman şöyle okunur. Hayır. Hayır. Uzatma Y'nin üzerinde oluyor. 2 ve 4 elfe kadar uzatabiliyoruz. Hayır. Min indillahi hayır. Lev kânû ya'lemûn. Metti tabi birer elif uzatıyoruz. Ya'lemûn. Dört elif uzatıyoruz. Niçin? Çünkü durak var. Duraklarda evet, dört elife kadar uzatabiliyoruz. Metti arıza olur. İsim aklıma gelmedi. Metti lazım diyecektim. Metti arıza olur. Arızalı met demektir. Eğer ya'lemun diye durursak dört elif uzatıyoruz. Ama ya'lemune ye diye geçersek bir elif uzatıyoruz. Bundan dolayı arızalı met diyorlar. Metti arız diyorlar. Evet. Ayın durağı var. Ayın durağında konunun biri bitiyor. Yeni bir konu başlıyor demektir. Ya eyyühe. Dört elif uzatma işareti var. Harfi metten elif gelmiş. Y'nin önündeki uzatma elifi harfi met. Harfi met demek uzatma harfi demek. Kıymetli dostlar, bizim kaç tane uzatma harfimiz var? Üç tane. Vav, ye, elif. Elif e diye uzatır. Vav, ü diye uzatır. Ye, i diye uzatır. Burada elif gelmiş. Ye diye uzatıyor. Harfi metne elif. Sebebi metin uzun elif gelmiş. Metin munfasıl olur. Ayrı kelimelerde olduğu için metin munfasıl diyoruz. Dört elif uzatıyoruz. Ya eyyühe. Ya eyyühellezine. Helle. Şedde geldiği için tutuyoruz. Peltek zel harfini zi diye çekiyoruz. Zi. Ya eyyühellezine. Zine. Amenu. Birer elif çekiyoruz. Elif, vav çekiyor. Nü. La tegulu. Üç tane metni tabi var. Lam elifin üzerinde üstün olunca bir elif çekiyoruz. Çünkü lam elif. Elifin çekeri var. La tegulu. Bakınız kafu gu diyoruz. Lamı lü diyoruz. U ü. La tegulu ra'ine. Ra'ine. Ve gulun zurne ve gu bir elif. Ve gulun hemen cezim geldiği için tutturuyoruz. Lün zu. Nun sakinden sonra altı harften birisi gelmemiş. Elif. Ha, hı, ayn, gayn, he gelmemiş. Başka bir harf. Yani zı gelmiş. O zaman ıhva yapıyoruz. Lün zurne ve gulün zurne. Z harfi peltek harflerdendir. Tam zu demiyoruz da zu. Dilimizi üst ön dama dişlerini vurduruyoruz. Za, za, zu, za, zu, zurne ve gulün zurne. Zurne. Ra'ya kan okuduk. Ra sakin, me kapli. Önceki harf ötre olursa kan okunur. Okuyalım. Ve gulün zurne. Vesme'u. Tudura var. Çekerlerde çekerek durulur. Aynen burada vav var. Çekerek duracağız. Vesme'u. Velil kafirine. Birinci lamın esrası var li. İkinci lamın cezmi var. Tuttuk. Velil kafirine rine azabun elim. Peltekze azab. Bir elif çekiyoruz. Azabun elim.
Bün'e ne olur? Teminden sonra, iki turdan sonra elif gelmiş, ızhar olur ve tutulmaz. Velil kafirine azabun elim. Duraklarda mette arız olur. Dört elif çekiyoruz. Me bir elif uzatıyoruz. Bakınız. Mette tabii bir daha hatırlatalım. Mimin üstüne var me. Burada hareketsiz bir elif gelmiş. Mimi diyor bir elif uzat diyor. Uzatma işareti bu elif. Ve ince harflerde e, kalın harflerde a diye uzatır. Mim ince bir harf olduğu için e diye uzatıyor, uzatmamız gerekiyor. Uzatalım. Me, me bir parmak. Me, yeveddüllevine, yeveddüllevine, peltekse. Me, yeveddüllevine, keferu, ke, ince değil de biraz kef geriden çıkacak. Ke, ke, ke değil. Ke, biraz geriden. Keferu, keferu. Metni tabii. Çeken vav var. Min, e. Nun sakinden sonra yine elif gelmiş. Ne olur? Izhar olur, tutmaz. Min ehlil kitabi. Min ehlil kitabi. Velel müşrikine. Mimler genelde kıvırık oluyor ortalarda. Ötüresi var. Müşri. Ra esre ridir. Rı değildir. Unutmayalım. Velel müşrikine. Ey yünezzele. Ey yünezzele. Kıymetli arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Ye, mim, nun, vav harfleri gelince nun sakinden sonra veya teminden sonra ye, mim, nun, vav harfleri gelince idgam mağlubuna yapılır. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. İdgam-ı bilağune ise iki harfi vardır. Lam ve ra. Yine bunu da harfler birbirine geçirilir ama tutmaz. Bakınız. Nun ve teminden sonra bu harfler gelince birbirine geçiyoruz ve tutuyoruz. Yine nun ve teminden sonra bu harfler gelince birbirine geçiriyoruz ama tutmuyoruz. Mesela min Rabbim geliyor. Mir Rabbim diyoruz. Min vav gelince mi veregatın diyoruz. Ye mim nun vav harfleri. Bunları yemnü diye özetlemişler. Ye mim nun vav. Evet. Yemnü harfleri diye söylenir. Bunları unutmayalım. En ye. Burada nundan sonra idgam mahallugunun harflerinden ye gelmiş. Ey yünezzele. Ey yü. Harf değişiyor. Ve tutuyoruz. Ey yünezzele aleyküm min. Aleyküm min. Niye tuttuk? Birinci mim sakin olursa, ikinci mim hareket olursa, sanki şedde varmış gibi idgam mislin mağlubun ne olur ve tutulur. Tutalım. Aleyküm min. Küm min. Hayrin. Nun sakinden sonra ha harfi gelmiş. Altı harften birisi gelmiş. Altı harf neydi? İşte bir tanesi hı harfiydi. Ha hı. O zaman tutmuyoruz. Min hayrin. Min hayrin. Min hayrim min. Hayrim min. İki eseden sonra mim gelmiş. İdgam mali harflerinden ye, mim, nun var harfleriydi. Mim harfi gelmiş. Hayrim min. Hayrim min. Harf birbirine geçiyor. Rim mi? Sanki burada şet, mim min üzerinde şet de varmış gibi okuyoruz. Hayrim mir rabbiküm. Min ra. Nun sakinden sonra ra harfi gelmiş. Bu idgam bilagun ne olur? Biraz önce gösterdim. Lam ve ra harfleri gelince bilagun ne olur? Harf birbirine geçirilir ama tutmaz. Geçirelim. Mirra. Bakınız minra demiyoruz. Mirra. Ama tutmuyoruz. Mirra tutmuyoruz.
Bilagunne'de ra ve lem harflerinde tutulmaz. Mir Rabbiküm okuyalım. Aleyküm min hayrim mir Rabbikum. Vallahu vallahu. Allah lafzını kalın okuduk. Öncesi üstün olduğu için. Vav harfi üstün olduğu için. Allah lafzından önceki harfin hareketi üstün ve ötürü olursa kalın okunur. Bunu tekrar ediyorum ki yanlış okumayalım diye. Kıymetli dostlar. Vallahu yah yah. Bakınız ya demiyorum. Ye yah. Ha kalın olduğu için kalın çıkarıyorum. Yah tassu. Te tassu. İki tane ince harf var. İki tane kalın harf var. Yah tassu. Yah tassu. Te tassu. Evet. Doğru ve düzgün Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için bunlara dikkat edeceğiz. Kıymetli dostlar. Vallahu yahtassu bi rahmetihi. Çekeri var. Çekeri olmasa bile her zamirinden önceki harfin harekesi varsa ki esre gelmiş çeker. Bi rahmetihi hi bir elif metni tabii. Uzatma miktarı ne kadardı? Ne kadar çekeceğiz? Bir parmak kaldırıp indirince kadar geçen zaman. Şöyle. Veya elif denen zaman kadar. Bir rahmetihi men yeşe meyye. Burada hangi tecvidi uyguladın? Tabii ki idgam maligunne. Nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harflerinden birisi gelirse biraz önce gösterdim. İdgam malibu ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Meyyeşe meyye. Pekala burada çeker var. Dövdürüp uzatıyoruz. Hemzenin üzerinde duracağız. Hemze, elif. Bakın şöyle durulur. Meyyeşe yeşe elif de böyle durulur. Hemze de böyle durulur. Metni muttasıldır. Uzatma işareti var. Dört elif çeker. Harfi metten elif gelmiş. Bakın şerrine elif gelmiş. Şeyi uzat diyor. Uzatma harflerinden elif gelmiş. Şini uzat diyor. Yeşe. Ama burada hemze geldiği için, kırık elif geldiği için, hemze geldiği için ikisi aynı kelimede. Kırık hemze gelince ikisi aynı kelimede demektir. Bu bir kural. O zaman bu kırık hemzelerde veya kırık eliflerde dört elif uzatmak vaciptir. Metni muttasıldır. Uzun eliflerde metni munfasıl, bu hemzelerde, kırık eliflerde metni muttasıldır. Dört elif uzatılır. Uzatalım. Men yeşe vallahu vallahu uzatmıyoruz. Zül peltekse zül tal lil azim zül tal lil azim. Dat harfi da. Dilimizi sol veya sağ üst dişlerin damaklarını vurduruyoruz. Sağ ve sol damakların sağ taraflarını veya sol tarafını vurduruyoruz. Zor bir harf. Zülfav lil azim. Azim. Dört elif çeker. Mette arızdır duraklarda. Şimdi bu dat harfini kimileri za der, Ramazan. Esasında orada Ramazan yazar. Kimisi Ramazan der, kimisi Ramazan der. Şimdi bir tane talebe varmış. Camide namaz kılıyormuş. Hocanın birisi buna za diye okuyormuş. Birisi da diye okuyormuş. Bu talebe namaz kıldırıyor. İki hoca ikisi de arkasında. Acaba hangi hocamınkini desem ki? Za desem diğer hocam kızar. Da desem diğer hocam kızar. Şöyle okumuş. Fatiha'yı velal demiyor da velal velat diyor. Demiş. Hem iki hocanın gönlünü almış. Hikaye bu. Bu harfin zorluğunu göstermek için anlattım. Zülfav lil azim.
Sadakallahü'l-Azim. Evet dostlar, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.